Merhaba arkadaşlar. Bugün bahçeye soğan, patates ekeceğiz. Patates ve soğanı yetiştirmek çok pratik, çok kolay. Bunu hepiniz yapabilirsiniz. Bahçeniz yoksa balkonlarda, saksılarda da bu iş gerçekten çok kolay oluyor. Yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Videonun altına yorumlarınızı bekliyorum. Bu kış soğan ve patates fiyatları aldı başını gitti. Soğan 7 liraya kadar çıktı. Hatta bazı yerlerde geçti bile 7 lirayı. Yani soğan patates ülkemizde en çok bulunan, en çok yetişen şey. Böyle olmaması lazım. Bir soğan patates yani elmas değil, hazine değil. Bu pahalılık ne ki yani? Bir soğana vereceğimiz para kilosuna en fazla 2 lira olmalı. Ben zaten uzun zamandır aklımdaydı, düşünüyordum soğan patates yetiştirmeyi. Zaman zaman böyle soğan ve patates fiyatları artabiliyor. Soğan ve patates kolay yetiştiği için ona da para vermeye gerek yok. Evde kendimiz yetiştirelim. Şimdi arkadaşlar böyle küçük arpacık soğanlardan aldım. Bunu Carrefour'dan 5 liraya aldım. Pazarda bazı yerlerde 10 liraya da vardı. Buna bizim Konya yöresinde göğer derler. Soğan ekimini bu şekilde arpacık soğanlarla gerçekleştireceğiz. Evde kullandığınız yemeklik büyük soğanlar var ya, onlar hani bazen filizleniyor, yeşil soğan çıkıyor üstünden. İşte onu atmayıp direkt toprağa gömdüğünüz zaman o yeşil soğan olan kısmı üste gelecek şekilde toprağa gömüyorsunuz. O şekilde çok hızlı tutuyor soğanlarınız ve yeni soğanlar elde ediyorsunuz. O filizlenen soğanların hiçbirini atmayın, toprağa gömün. Filizlendiği evrede tutması en kolay olanıdır. Ve de bu arpacık soğanlarla da soğan ekim işlemi yapabiliyoruz. Bunlarla aynı zamanda yeşil soğan da elde ediyoruz bu soğanlardan. Üstteki yeşil soğanları kesip salatalarda kullanabiliriz, kısırlarda kullanabiliriz. Biraz bekleyince de alttan yeni yemeklik soğanlarımız olur, soğan elde ederiz. Onu da yemeklerde kullanabiliriz. Şimdi soğan ekimini nasıl yapacağız arkadaşlar? Bakın toprağa bu alt kısmı toprağa aşağıya gelecek şekilde gömeceğim. Bu üst kısmı da toprağın üstüne gelecek. Bu şekilde kapatacağım bunları. Şimdi bu şekilde bu arpacık soğanların size toprağa ekimini göstereceğim. Ve patates ekimine geliyoruz arkadaşlar. Pazardan kızartmalık patatesleri aldım. Daha önce denedim, kızarttım. En güzel çıkan patatesleri seçtim bu sefer ekim için. Çünkü güzel patateslerim olsun istedim. Patates ekerken de arkadaşlar şöyle göstereyim size. Patatesler böyle hani filizleniyor ya buralardan, biraz bekleyince, çok vakit geçince. İşte o filizlendiği zaman patates ekimi için en uygun zaman oluyor. Onu toprağa gömdüğünüzde daha iyi tutuyor. Şimdi patateslerimizi ekerken bunları birkaç parçaya böleceğiz. Onu göstereyim size. Şimdi arkadaşlar bu patatesimi ortadan ikiye bölüyorum. Böyle. Ondan sonra bir daha bölüyorum. Böyle dört parçaya böldüm. İsterseniz bunları daha çok parçaya da bölebilirsiniz. Şimdi bunları da toprağa ekimini gerçekleştireceğiz. Bu kesik yüzeyleri aşağı toprağa bakacak şekilde ekimini bu şekilde yapacağız. Bostanından geçiyoruz. Çeri domateslerim, salatalıklarım, domateslerim, biberlerim, patlıcan ve kabaklarım. Şimdi soğanı şu bölgeye dikeceğim. Buraya dikeceğim. Patatesi de buraya dikeceğim. Bu çapan çok güzel. Böyle toprağı çapalamak için. Şimdi burayı çapalıyorum toprağı. İlk yapacağım yeri. Toprağı kabartayım. Toprak güzel olsun. Hava alsın. Soğanı ekimi yapacağım alanın toprağını bu şekilde hazırladım. Toprağı şöyle taş maş çıkarsa atıyorum kenara. Yabani otları alıyorum buradan. Toprağını şöyle ufak ediyorum. Tırmıkla da düzelteyim.
ciğerlerini döküyorum. Böyle yapmak zorunda değilsiniz ama yaparsanız da güzel olur. Evet, şimdi soğanlarımızı ekime geçeceğiz. Hepsini ekeceğim. Böyle bir sapım vardı, bana çok kolay sağladı. Şunu alta gelecek şekilde koyuyorum. Biraz daha derin açmam lazım. Şunu alta gelecek şekilde koyuyorum. Soğanın bu üst tarafı üste geliyor. Şöyle kapatıyorum. Yeterli. Ucu da böyle gözükecek. Birer karış arayla ekiyorum. Şimdi de şuraya ekiyorum. Yine böyle bir çukur açıyorum. 10 santim. Geriye kaldı 3 soğanım. Bunları da ekeceğim. Bu çizgi yerlerini açmak önemli çünkü böyle daha düzenli ekim oluyor. Karma karışık olmuyor. Ve şimdi ilk sulamamızı yapacağız. Daha sonra yeşil soğan yaprakları çıkana kadar hiç sulamayacağız. Yapraklar çıkınca sulayacağız. Ve toprak kurudukça sulayacağız. Tekrar tekrar sulama yapmamıza gerek yok. Şöyle hafifçe suluyorum. İşlemimiz tamam. Patates ekimimize geçiyoruz. Patates ekimimiz için de bu alanı yine aynı şekilde kazıyorum. Bu alanı kazacağım ki toprağı kabarsın. Daha güzel olsun. Başlardan temizliyorum. Yabani otları alıyorum. Yabani otlar çıktıkça toplayacak bunlar sebzelerimize zarar vermiyor. Patates kumunu toprağı sever, o yüzden toprağa biraz kum karıştıracağım. Kesinlikle deniz kumu kullanmıyoruz, inşaat kumu olacak. Etrafta zaten her yerde inşaat var. İnşaatlardaki dökülen, inşaatların önüne dökülen inşaat kumlarından biraz rica edebilirsiniz. Şimdi bunu böyle karıştıracağım, böyle biraz çakalayıp. Gerçekten kumlu toprak çok güzel oluyor. Her şeyin ekimi, çiçeğin ekimi, çiçek ekimi içinde, her şey içinde. Suyu iyi tutuyor ve toprak hemen kurumuyor. Sürekli sulama gerektirmiyor. Şöyle bir karıştırdım. Patates kumlu toprağı sever dedik ya, şöyle ekeceğim alanı da biraz... Babaannemin bana söylemiş olduğu gibi patatesleri birer karış birer karış arayla gömeceğim toprağa. Şöyle bu yüzleri toprağa bakacak. Böyle bir karış arayla. Şimdi ektiğimiz patateslerin üstünü bir kere suluyoruz. Daha sonra yeşil sapları toprağın üstünde görününceye kadar sulamıyoruz. Yeşil sapları çıkınca patateslerimizi arada bir toprağa kurudukça sulamamız lazım. Toprağını nemli tutacağız. İşlemimiz bu kadar. 17'sinde soğanlarımızı, patateslerimizi dikmiştik. Bugün ayın 23'ü, 6 gün oldu. Bakalım. Şöyle aralarda minik minik
Aralarda minik minik çıkanlar var. Şurada var. Böyle yabani otları temizliyoruz buradan. Patateste de böyle yeşil filizler var. Şimdi havalar çok sıcak gittiği için biraz suluyum bunu. Hem de ilk yeşiller göründü, ilk yeşil soğanlar. Bakın böyle çizgi yerleri yapmamız çok iyi oldu. Şimdi sularken nereyi sulayacağımı biliyorum. Böyle. Gördünüz mü? Buralara ekmiştik çünkü. Sularken bile kolaylık. Ve tam bir ay sonra patateslerim böyle yeşillendi arkadaşlar. Yeşil çiçekler verdi. Böyle bunlar patateslerin yaprakları. Ve yeşil soğanlarımız. Yeşil soğanlarımız da uzadı. Salatalarda kullanıyoruz. Bir de arkadaşlar böyle uzun süre bekleyen kullanamadığım patateslerim vardı. Gördüğünüz gibi hepsi filizlenmiş. Bunları yemeklerde kullanmak sakıncalı, zararlı soğanı ve patatesi tohuma kaçınca. Ama bunlardan çok güzel toprağa gömersek çok güzel filizlenme olur. Bize çok güzel patatesler verir. O yüzden böyle patatesleri atmayalım. Böyle kabuklarıyla dörde bölelim. Hemen toprağa ekelim. Ekimini yaptıktan sonra da sulayalım.